Bismillahirrahmanirrahim. Futuhat-ı Mekkiye 81. kısım. 16. soru. El-Melikül Mülkünün, El-Melik'in mülkünün meclisleri kaç tanedir? Cevap. Mülkünün meclisleri meleklerin, cinlerin ve insanların hakikatlerinin sayısı kadardır. Ayrıca söz konusu hakikatlerin kendisinden istedikleri şeylerde hakkın icabetini sağlayan hak edişlerinin sayısına göre değişir. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Bilmelisin ki önce mülkünün ne demek olduğunu ve sufilerin bununla neyi kastettiklerini öğrenmen gerekir. Bundan sonra ise varsa belli bir sayıları meclisinin kaç tane olduğunu öğrenebilirsin. Mülk, sahibin ve melikinin dilediği şekilde kendisine hüküm verdiği şey demektir. Bu sahip, söz konusu işten isteksizlik de isimlendirilebilecek bir zorlamayla engellenemeyeceği gibi arzu da isimlendirilen ihtiyarıyla da engellenemez. Allah şöyle buyurur. Göklerde ve yerde bulunan her şey dileyerek veya isteyerek ona secde eder. Başka bir ayette ise göğe ve yere isteyerek veya zorla gelin dedik buyurulur. Emredilen mülk iken emredilen sahiptir yani maliktir. Öyleyse emrin tanımında iradenin bulunması zorunludur. Çünkü emir bir gerektirme olduğu gibi aynı zamanda emredilenden bir talebidir. Emredilen kişinin onun mertebece aşağısında bulunması ya da dengi ya da daha üstün olması durumu değiştirmez. İnsanlar konum bakımından daha aşağıda bulunanın emir ile üstte olanın emrini ayırt ederek aşağıdaki üsttekine emir verdiğinde bunu talep ve sual diye isimlendirmişlerdir. Örnek olarak bize hidayet et ayetindeki emir kipini verebiliriz. Burada bu ifadenin kuldan Allah'a dönük bir emir olduğunu ve dua diye nitelendiğini biliriz. Bunu anladığın gibi emredene göre emredilenin bir mülk, emredenin ise sahip olduğunu öğrenmişsindir. Başka bir durumda memurun, amirin emrine itaat ettiğini ve kendisinden istediği şeyde ona olumlu karşılık verdiğini ya da çağrılan çağrandan üstün olduğunda kendisine dua edildiğinde duaya olumlu karşılık verdiğini görürsün. Bu durumda üstün kişi aşağıdakinin mülkü haline gelir. Halbuki aşağıdaki üsttekinin mülkü, ihatası, kudreti ve kahrı altındadır. Öyleyse o hiç kuşkusuz üsttekinin mülküdür. Daha önce ifade ettiğimiz gibi bu konumdaki yani konum bakımından aşağıdaki birisi efendisine emreder ve efendisi onun emrine olumlu karşılık verir. Bu olumlu karşılık vermeyle efendi kendi iradesinden karşılık verse bile onun mülkü haline gelir ve artık efendi hakkında mülkün mülkü yargısı doğru olur. Çünkü efendi mülkü olan kulunun mülkü haline gelmiştir. Emir alan ve emre olumlu karşılık veren kişiye memur adına verilmesi doğrudur. İşte bu mülkün anlamıdır. Efendi kulunun ki o bir mülktür, emrine olumlu karşılık verdiğinde bu olumlu karşılık verme ile kendisini mülkün mülkü haline getirir. İşte bu hakkın kuluna tenezzülünün son kertesidir. Çünkü Allah kuluna bana dua et ki sana karşılık vereyim demişti. Kul ise Hakk'a şöyle der. Beni bağışla, bana merhamet et, benim sıkıntımı gider. Allah da bunu yapar. Allah da ona şöyle der. Bana dua et, namaz kıl, zekat ver, sabret, rabıta içinde olup cihat ediniz. Kul ise bazen emre itaat ederken bazen emre itaatsizlik yaparak günahkar olur. Hak ise kendisini duaya bütünüyle vermesi koşuluyla dua ettiği konuda kuluna olumlu karşılık verir. Bazen müessirin etkisi bir emir olmaksızın fiil şeklinde gerçekleşebilir. Örnek olarak günah işleyen bir kulu verebiliriz. Kulun günahkar olması efendinin içinde bir öfke meydana getirir ve kulu cezalandırır. Böyle bir durumda kul yaptığı günah nedeniyle efendisini kendisini cezalandırmaya sevk etmiştir. Günahkar olmasaydı efendiden ortaya çıkan şey ortaya çıkmayacak ya da onu bağışlayacaktı. İtaat ettiğinde de efendi onu ödüllendirir. Öyleyse efendi bu yönden de mülkün mülkü haline gelir. Başka bir ifadeyle efendi mülkü olan kimsenin mülkü haline gelmiştir. Bütün şeriatlar bunu dile getirmiştir. Onların meclisleri ne kadardır sorusuna gelirsek bu meclisler akılca sınırlanamaz. Çünkü bu meclisler kuldan efendiye ve efendiden kula dönük sürekli bir haldir. Tirmizi bu sorusuyla ya onların akla göre sınırlanmadığı sözümüzü kastetmiştir. Soru sorulan kişi bu meclislerin bir nicelikte sınırlandığını söylerse bu konuda bilgisi olmadığı anlaşılır.
ya da Tirmizi'yi tespit edilmiş olmaları yönünden meclisleri kastetmiş olabilir. Bunlar dünyada sınırlı, ahirette sınırsız meclislerdir. Çünkü ahirette meydana gelen bütün sonuçlar şeriattan kaynaklanır. Dolayısıyla dünya ve ahirette şeriatın hükmü ayrılamaz. Her iki yerde de kalıcılık şeriatın hükmünden kaynaklanır. Hak'tan onlarda meydana gelen şey de şeriatın hükmünden kaynaklanır. Öyleyse şeriat yönünden mülkünün meclisleri sınırsızdır. Soruyu soran kişi özellikle dünya halini kastetmiş olabilir. Onların sayısı akla göre yarattıklarının nefesleri kadardır. Bu soruyla özel anlamda kulun emrinin duaya bitiştiği mertebeleri sormuş ise o meclislerin sayısı kulun kendisine emredildiği yönden Rabbine yaptığı dua kadardır. Bu ise Allah'ın bilgisinde kullarından her birinin kendisine ne kadar dua edeceğini takdir etmiş olmasına bağlıdır. Bu konumdaki Allah'ın yarattıkları ise kendilerini sınırlayan bir sayı ismini söylemeyi kaçırır. Çünkü melekler, cinler ve insanlar da buna dahildir. Dünya hayatı bitinceye kadar onların nicelikleri melek, cin ve insan hakkında sınırlıdır. Şu var ki onu telaffuz etmek tasavvur edilemez. Çünkü Allah şöyle buyurur: Rabbinin ordularını ancak o bilir. Onlar Rablerine de dua eden müminlerdir. Allah'a dua ederek onu mülk haline getirirler. Nicelikleri sınırlı olsa bile belli değillerdir. Bilindiğinde ise bu konudaki güçlük nedeniyle onun telaffuzu mümkün olmaz. Fakat levh-i mahfuzda yazılı bulunan şeyi öğrenen kimse hiç kuşkusuz onların niceliklerini de öğrenir. Bununla birlikte onları söyleme imkanı bulamaz. Her yönden bu soruya bundan fazlasıyla yanıt verilmesi beklenemez. Tirmizi bu soruyu sınamak amacıyla sormuştur. Çünkü o cevap verilemeyecek soruları da sormuştur. Sorulan kişi onlara cevap verdiğinde meseleyi bildiği iddiası boş çıkar. Çünkü bilseydi o sorunun cevabının verilemeyeceğini de bilir ve iddiasının doğruluğu anlaşılırdı. Bu sorular hakkında öğreneceğin başka hususlarda gelecektir. Allah doğruyu söyler ve doğru yola ulaştırır.